Arkadaşlar eski tip bilgisayar bakın şu an önümde de var. Kurmak için neler yapacağız? Hiç uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hemen geçiyoruz ne yapmamız gerektiğine. Evet arkadaşlar, az önce görmüş olduğunuz bilgisayarımız bir macOS recovery'sini desteklemiyor. Cihazımız çok eski ama biz buna bir güncel bir macOS kurmak istiyoruz değil mi? Bir Catalina kuralım. En güncel olmasa da en günceline en yakın, en uygun olanı bu. Bunu kurmak istediğimizde ne yapacağız? Veya cihazımız çeşitli macOS sürümlerinden herhangi birine yüklemek istiyoruz. Ne yapacağız? Değerli arkadaşlar bu linki vereceğim ben size video açıklamasında. Bu linkimizde bulunan siteye geldiğinizde bakın burada My Software yazan yere tıklıyorsunuz. Cihazınıza uygun olan macOS sürümü neyse onu bulacaksınız. Hangi macOS sürümünü yüklemek istiyorsanız onu bulacaksınız. Örneğin macOS Catalina mı yüklemek istiyorsunuz? Onu, Mojave mi? High Sierra mı? Hangisi ise. Peki benim bilgisayarım hangisini destekler? Değerli arkadaşlar bilgisayarınızın desteklemesini görmek için örneğin Catalina'yı yükleyelim. Tıklayalım içeriğine. Catalina'ya geldiğimizde bakın burada sistem gereksinimleri yazan yere geldiğinizde buradaki hangi Mac'lere bu uygulamayı yükleyebileceğinizi yazmış. Bakın tarihli ve modelli olarak liste olarak karşınıza çıktı. Eğer ki bunlardan herhangi bir Mac'e sahipseniz burada da desteklemediği sürümleri gösteriyor şurada. Eğer ki bunlardan herhangi birine sahipseniz bu macOS sürümünü bilgisayarınıza, sahip olduğunuz Mac bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Elimdeki cihaz bu macOS Catalina'yı desteklediği için ben bunu indireceğim. Siz de kontrol edin. Hangisini destekliyor ise macOS Mojave'de olabilir. Hangisini destekliyorsa bakın burada sistem gereksinimlerinden hangi cihazlara kurabileceğinizi görüyorsunuz. Eğer ki cihazınız destekliyorsa kesinlikle hangisini kuracaksınız? Tabii ki Catalina'yı kurmanızı tavsiye ederim. Catalina'ya geldiniz. Bakın burada Download Latest Version yazan yerden şu görmüş olduğunuz dosyayı indireceksiniz. Şunu indirmemize gerek yok. İndirmiş olduğunuz dosyaya bir kere tıkladığınızda karşınıza bu ekran gelecek. Bu ekrandaki uygulamaya da iki kere tıkladığınızda şu uyarıyı alabilirsiniz. Eğer ki size bu uyarıyı alıyorsanız yapacağınız şu. Ayarlara tıklıyorsunuz sistem tercihlerine. Sistem tercihlerinde bakın burada güvenlik ve gizlilik var. Güvenlik ve gizliliğe gelin. Buna tamam diyelim. Güvenlik ve gizliliğe geldiğinizde şurada macOS Catalina Feature'ı yine de açmak istediğimize dair bir ibare var. Bu ibareye bir kere tıklayın ve aç deyin. Şimdi burada size ihtiyaç olan bir USB bellek, en az 16 GB boş yeri olan ve içindeki her şey silinecek tabii ki. Bir flash belleği takın. İçinize yaramayan dosyalar var ise silinecek, yarayan yaramayan neyse. İçindeki her şey silinecek. Bunu özellikle belirteyim ben size. Bu dosyaları yedeğini aldıktan sonra flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. İlk ekrandan continue dedik. İkinci ekrandan yine continue dedik. Bakın burada macOS'un DMG uzantılı ISO dosyası var mı elinizde? Var ise Browse deyip o dosyayı göstermeniz yeterli. Yok ise Download ve Copy dediğiniz yere tıklayıp buradan da Start Download dedikten sonra ihtiyacınız olacak macOS Catalina'nın kurulum dosyalarını internet üzerinden hızlı bir şekilde buradan indirebilirsiniz. Videomuza kaldığımız yerden indirme bittikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. İndirme işlemimiz de bitti. Şimdi karşımıza bu ekran gelecek. Burada yapmanız gereken hani Create Bootable Installer dediği buradaki USB'mizi seçip hangisiydi bizim USB'miz? Bakın yukarıda görebiliriz. Sanırım şuydu. Evet buydu. Bu önceki hazırlamış olduğumuz. Hemen buradaki hazır olan şu yeni birim bizim USB'miz. Siz de kendi USB'nizi seçip Start'a bastığınızda USB belleğiniz hazır hale gelecek arkadaşlar. Biraz zaman alacak bu. Yes dedikten sonra artık USB ile kurulum yapabileceğiniz bir USB belleğiniz hazır hale gelmiş olacak. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz USB belleğimizi bilgisayarına takınca neler yapacağımıza gelelim değerli arkadaşlar. Bu Yes'e bastıktan sonra yeni birim dediğimiz USB belleğimizin içindeki her şey silinecek. İndirmiş, hazırlamış olduğumuz kurulumumuzu USB belleğimize yazdırmış olacağız. Evet, şimdi hazırlayalım bakalım USB belleğimizi. Arkadaşlar bilgisayarımızı
Şimdi USB belleğimizi hazırladık. Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımız kapalı. USB belleğimizi hazırlayıp flaşımıza taktık. Az önce sizlere nasıl hazırlanacağına dair bilgileri verdim. Flaşımıza taktık. Bilgisayarımız kapalı. Bilgisayarımızı açar açmaz. Şuradaki alt tuşu var. Bakın şu. Bu tuşa basılı tutuyorsunuz. Bu tuşa basılı tuttuğumuzda karşımıza bakın bu ekranlar gelecek. Bende bir macOS sürümü yüklü, bir Windows sürümü yüklü. Onun dışında da macOS Base System dedi ya da UEFI dedi sizin kullanacağınız USB bellek gelecek. Biz buradan onu seçeceğiz ve onu tıklayıp kurulum ekranına geçeceğiz. USB'den kurulum ekranına geçmeyi bekliyor şu anda. Evet arkadaşlarım, şimdi kurulum ekranımızda geldi. USB'mizden başlatmış olduğumuz kurulum ekranımızda şu anda karşımıza geldi. Kurulum ekranında ne yapıyoruz? MacOS'u yeniden yükle yazan yere tıklayıp MacOS sürümünü yüklemek istediğimiz hard disk'i seçip oraya kolaylıkla yükleyebiliriz. Buradan da işte Catalina, normalde bu ekran size gelmiyor büyük bir ihtimal. Önceki kendi recovery yapmak istediğiniz yerde bu ekranlara ulaşamıyordunuz. Artık burada tabii benim şu anda kurulu olduğu için ben hard disklerimi biçimlendirmedim. Biçimlendirip bunu hazır hale getirmedim. O yüzden kurmayacağım. Bu kurulum ekranında şurada kurmak istediğiniz hard disk gelecek karşınıza. Ondan sonra ona kurulum yapabilirsiniz. Peki hocam, ben bunu kuracağım ama aynı sizdeki gibi geldi hard diskim diyorsanız, şu ekrandan, şuradan macOS yukarıdaki ekrana tıklayıp Catalina yüklemesinden çıkın. Buradaki disk izlencesi yazan yere gelin. Disk izlencesi yazan yerde size ait olan hard diskiniz. Bakın burada size ait olan hard diskiniz hangisi? Şu dahili yazan şu hard disk bakın. Burada 69 GB'a bölmüşüm. Şurada bir 40 küsur GB'lık Windows tarafı var. Karışık bir hard disk'e sahibim ben. Eğer ki içinde önemli bilgileriniz yok ise buradakilerin hepsini tek tek seçip şuradan sile basıp buradaki hard disk'inizi biçimlendirip daha sonra az önceki kurulum ekranına gelip oradan hard disk'ini seçip kurulum yapabilirsiniz. Şimdi bu disk izlencesi kurulumunu yaptıktan sonra bilgisayarımız yine USB bellekten başlatın. Bakın burası çok önemli. Yine bu kurulum için hazırlamış olduğunuz USB bellekten başlattıktan sonra bu sefer kurulum bittikten sonra macOS post install yazan yere geliyorsunuz. Ona tıklıyorum. Bakın burada post install pages yazan yerlerden de bilgisayarınıza kurulmamasını kilitleyen Mac tarafını kilitleyen yerleri açmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Buradaki sizin için gerekli olan page'leri açıp daha sonra apply page dediğinizde bu cihazınızda bu özellikleri de kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili videomun devamında size daha detaylı bilgiler vereceğim. Bu post install page yazan yerde neleri seçmeniz gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Şimdi videomuzda o dediğim tarafa geçip oradan da videomuzun artık sonuna gelelim. Arkadaşlar, post install page ekranda bu resimde görmüş olduğunuz mavi yerdeki change yazan yere tıklayıp cihazınıza ait modeli seçeceksiniz. Daha sonra bu sistem modelinize uygun page'leri ayarlayıp aşağıdaki apply page'e tıklamanız sonucunda kendisi uygulayacaktır. Hangileri seçili değil, sizin karar vereceğiniz bir şey değil. Change'den modelinizi seçip sistemin altındaki en altta bu resimdeki bulunan apply'e tıklamanız yeterli olacaktır. Kolay gelsin arkadaşlar.